Yazar Hasan Güngör'ün Yarım Hikayeler adlı kitabı 12 ülkede aynı tarihte yayımlandı. Gündeme dair son gelişmeleri aktardık. Borsa İstanbul 100 endeksi verilerine göre dolar şu sıralar 3 lira 45 kuruş, euro 4 lira 10 kuruştan alıcı buluyor. Altının piyasa fiyatı ise şöyle: gram altın 145 lira, çeyrek altın 236 lira, tam altın ise 952 lira. Spor haberleriyle devam ediyoruz. Türkiye 2017 Dünya 23 yaş altı kadınlar voleybol şampiyonası finalinde karşılaştığı Slovenya'yı 4-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Meteorolojiden alınan son bilgilere göre hava durumu tahminleri şöyle: yurt genelinde güneşli bir hava hakim, ancak yarın kuzeybatıdan esecek lodos kıyı kesimlerde etkili olacak. Bölgelerimizdeki en yüksek tahminler ise şu. Oh Ali, hoş geldin. Hoş gördüm. Gel otur şöyle. Bir çayımı iç bakalım. Şu 40. Bir dakika. Şu da 5. 45. Çok sağ ol şerefime. Sen sağ ol evlat. Sen çalışıyorsun, sen kazanıyorsun. Sen çok iyi bir evlatsın. Sen sağ ol evladım. Öyle demem utanırım. Ben de seni çok severim bilirsin. Öz büyüğüm kimsen. Eyvallah. Baban nasıl? Ondur her şey. Arada donup donup bakır. Neyi var babanın? Çok geçmişi hatırlayır. Günümüzü hatırlamır. Çok zor be. Yani akıl gidiyor, geliyor ha. Evveller helaydı. Ama indi onu bile hatırlamır. Ama olsun, atamdı. Öyle. Çok zor iş be oğlum. O ne öyle? Bu mu? Bu bir növ kamera değil mi? Para tutsan oranı çekir. Ne istesen oranı kaydedilir. Kimle danışsa oranı çekir. Hadi çek bakalım. Ula. Eyvallah. Nereden buldun bunu? Geçmişin dondurmacı Cemile'mi var, bilirsen meydanda. Hı. O küçüde bir tane de kitapçı var. Çok konuşan kitapçı. He. Devamlı hikaye okuyor. Oradan tapmışım. Güzel. Çay iç çay. Bir bardak olar.
Əmi, mən gedim, atam evdə təkdir. Onsuz sabah yenə gələcəm, işlər var. Özünə yaxşı bax, icazəmlə qalxım. Eyvallah. Özünə yaxşı Hadi. Bax. Hayırlı akşamlar olsun. Kurbanlığım. Bitersin. Yine yattan çıkarttın tuvalete gitmeyi. He? Canım sağ olsun sana. Gəldim ata. Darıxdın mənim üçün? Nə? Ay səhə qurban olum. Bana nə tapmışam? Səhə hər gün oxuduğum günlükdür bu. Səhə hər gün oxuduğum günlük, yenidən oxumağımı istəyirsən? Hə? Qulaq as. 20 noyabr 1988 cümə axşamı. Ayşəmin sancıları gecədən bəri heç kəsilməmişdi. Nəhayət səhər olmuşdu. Səhər tezdən olduğu üçün taksi tapanmamışdıq. Bir az daha küçə ilə ilərlədiyimizdə bir avtobus şoförü ilə qarşılaşdıq. Vəziyyətimizi görən şofer bizə kömək etdi. Ağdaşdan Mingəçevirə xəstəxanaya doğru getməyə başladıq. Daha sonra məlum şey oldu. Yəni dünyaya sən gəldin. Həm də yolda gedən bir avtobusla. Yaşadığım həyəcanın tərifi yox idi. Sonra avtobus bizi xəstəxanaya apardı. Sənin adını Əli qoyduq. Əli? Xatırladın ata. Xatırladın? Ana Ayşem Ayşem harda? Yasin. Buyur Şeref abi. Gel otur şuraya.
Oğlum ya, bu Ali'yi görüyor musun? Yok abi, hiç görmedim. Neden sordun ki? Kaç gündür gördüğüm yok be oğlum. Bayağı merak ettim. Onların adresi var mı sende? Var abi. Nerede oturduklarını biliyorum. Getirsene şu adresi. Getireyim abi. Merhaba kızım. Buyur amca. Kime baktın? Ali'ye bakmıştım. Azeri bir evlat. Geçenlerde bir olay oldu. Ne olayı? Ali'nin hasta bir babası vardı. Ali'deki at toplayarak geçimlerini sağlıyordu. Biliyorum. Babası kaybolmasın diye kilitleyip gitmiş kapıyı. Ali nerede? Haberlerde duymuşsundur belki. Kızılay'daki patlamayı. Bomba patladığında Ali de oradaymış. Ali öldü mü? Ya babası? Polisler gelip babasına ulaşmaya çalıştılar. Adamcağız evde kalmış öyle. Gelip kapıyı zorla kırdılar. Nedenini bize de söylemediler ama adamcağız öyle evde ölmüş. Sen nesi olursun Ali'nin?